Tabii ki güveniyorum. Kan vermek için de güveniyorum. Her şekilde güveniyorum Kızılay'a. Kampanya yapmak lazım. Hani insanımız duyarlı olacaktır. Bir gün size de lazım olabilir. Lütfen acele edelim. Yok, bunda Ramazan'ın herhangi bir yetkisi yoktur. Şimdi bunda insanların Kızılay'a olan güveni kalmadı. Kalmadığı için de kan vermiyor. Yani zaten hiçbir şeye güveni kalmadı kimsenin. Şimdi anda insanlar hep güvensiz. Hep böyle ileriye bir şey göremiyor, bir şey bakamıyor. Ne gelecek, ne yapılacak, ne edeceğiz diye hiç aklında bir şey düşünüyor. İnsanlar sadece böyle bir bunalım için sen bekliyor ya. Ne olacak? Belirsiz bir şey. Kızılay'a daha ne olacak? Kızılay ne yaptı? Bu depremlerde tuttu. Kızılay yardımlarını sattı. Çadırlarını sattı. Bilmem ne sattı. Buna da insanların güveni kalmadı. İşte o Kızılay'ın yaptıkları ortada. Şu anda verdiğim kana yazık olur. Vermek istemiyorum. İnsanların böyle bir güveni kalmadığı için de kan da vermiyor. Kızılay'a güven kalmadı yani. Çünkü tamamen hükümete, devlete, sisteme artık güvenin kalmadı. Açıkça ortadadır. O yüzden ben güvenmiyorum. Neye güveneceğimizi şaşırdık ki vatandaş olarak. Her yere para buluyorlar, onu da para buluyorlar. Dışarıdan ithal etsinler. İnsanların kanına kadar emdiler. Demek kan kalmamış insanlardaki vermiyorlar. Ne kadar güzel bir. Ben hayatımda vermem. Gider şurada kolumu keser, yere akıtırım ama Kızılay'a yine vermem. Tabii ki verilmesi lazım bizim. Yani yapılan yanlış. Yani Kızılay'ın yaptığı yanlış. Baştakilerin yaptığı yanlış. Ama insanlar için, ölmemesi için verilmesi lazım. Kan satılmış kızım. Satmışlar. Satmışlar. Ne diyelim? Satılan kan o kadar. Her şey kendilere mübah, halka günah. İnsanların hakkını yediği için Kızılay'a vermesinler kanı. Hiç vermesinler. Ben de vermem. Şimdi Kızılay'da stoklar azaldı. Çare yapıyorlar. Vatandaşa vermek insan ister de ama böyle olunca da Kızılay'ı insan suçluyor. Ben Kızılay'da hiçbir şey almıyorum. Bir şey de vermeyeceğim. Kan da vermeyeceğim. Ramazan'ın etkisi bilmiyorum ama duyulduğuna göre güvensizlikten diriliyor. Deprem şeyinde de hakikaten milletin çok güvenini kaybetti bu Kızılay. Televizyonları izledik biz. Bir hafta Kızılay'ı göremedik şeyde. Nasıl cuma günü şey toplandı, tebarruk toplandı Kızılay'a. Ondan sonra Kızılay çıktı yavaş yavaş meydana. Hala da Kızılay eskisi gibi. Eskiden biz Kızılay deyince canımızdı bizim Kızılay. Her yere Kızılay koşardı, her şeye Kızılay. Hatta yurt dışına dahi giderdi. Şimdi Kızılay'da onu göremiyoruz. Ama ben halkımızdan gene ricam kan. Kanı hiç esirgemesinler. Çünkü herkesin başına gelebilir. Herkesin evet. ihtiyacı olabilir. Hasta olur, kaza olur, şey olur. Kanımızı vermemiz benim gerekiyor. Kızım mutlaka müracaat ettik, vermemiz lazım. Kan vermek hayat kurtarı. Bugün senin başında, yarın benim başımda. Oraya gidip de ben kendim gönüllü gittim. Gönüllü gittim. Ya arabada burada sorun. Yaşımı sordular. 76 dedim. Amca sen bize yaramazsın dediler. Sen al başını git. Biz sen kanından faydalanalım derken kendi başımıza iş açarız dediler. Artık çok büyük güvensizlik var. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes çıkar peşinde olmuş. Bana göre artık yaşanacak bir yer değil Türkiye. Nereye yani, kaçsak diye düşünüyorum. Aynen.